kıymetli ilgilerini ve dikkatlerini bize çevirenlere DEM Parti adına hepsini tek tek sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Cizre'den geliyorum. Ayağımın tozuyla karşınızdayım aslında. 1 Şubat'tan bu yana Kars ve Van'dan başlayarak ilerleyen özgürlük yürüyüşü bugün 9. gününde. Yeni duraklarda devam ediyor. Çok coşkulu ve heyecanlı buluşmalar ve karşılamalarla devam ediyor. Özgürlük yürüyüşü eşitlik, özgürlük adı üzerinde olduğu gibi adalet ve barış talebiyle 15 Şubat'a kadar devam edecek. Buradan özgürlük yürüyüşçülerine azim, kararlılık ve yarattıkları umut için DEM Parti adına en sıcak selamlarımızı göndermek istiyorum. Tecrit sadece İmralı Adası'nda ya da hapishanelerde değil malum olduğu üzere. Ne yazık ki çoğumuzun hayatında. İşte o yüzden DEM Parti olarak tecrit her yerde diyoruz. İtiraz hakkımız, adalet talebimiz, isyanımız, ifade ve düşünce özgürlüğümüz kuşatılmış vaziyette. O yüzden tecrit her yerde. O yüzden tecrit bir kar topu gibi büyüyerek hepimizi, ne yazık ki Türkiye'yi rehin alıyor. Kar topu gibi büyüyor çünkü ülkenin her bireyine tek tek yeni bir yaşam biçimi ve yeni bir yaşam formu da yatıyor. İşte buna karşı yürüyen özgürlük yürüyüşçülerine tekrar buradan selam olsun. Hatay'da, Adıyaman'da, Maraş'ta büyük yıkımın yaşattığı acılara rağmen itirazlarını, isyanlarını, seslerini yükselten herkese, tüm acılı depremzedelere bir kez de buradan yalnız değilsiniz diyoruz. Yaşananlar, bizlere bu acıları reva görenler, gördürtmeye devam etmek isteyenler unutulmayacak, unutturulmayacak, mutlaka takipçisi olacağız, hesap soracağız, helalleşmeyeceğiz. Bunun da ayrıca bilinmesini isteriz. Toplumsal talep, öneri, itiraz ve isyanları en çok duyan parti olarak birlikte hesap soracağız, birlikte affetmeyeceğiz ve birlikte helalleşmeyeceğiz. Maalesef hemen her açıklamamızda Türkiye'de hangi koşullarda ve nasıl yerel seçimlere hazırlandığımızı, işte bu acı olayları da, yaşananları da hatırlatarak başlıyoruz. Tabii ki bu basın toplantımızın bir gündemi de yerel seçimler. Geçen hafta toplanan Merkez Yürütme Kurulumuz sonrası aldığımız kararları burada yine sizlerle paylaşmıştım. O gün de hatırlatmıştım, bugün de hatırlatmak istiyorum. Tekrar hatırlatmakta fayda olduğunu düşünüyoruz. Parti olarak aldığımız tüm kararlarda, Türkiye'nin çok çeşitli yerlerinde yaptığımız çok çeşitli buluşmalar, halk buluşmaları ve diğerleri. İşte buralardaki talepler, eleştiriler ve öneriler belirleyici oldu. Merkezi seçim koordinasyonumuzun çalışmaları netleştikçe aşama aşama sizlerle paylaşıyoruz, paylaşmaya devam edeceğiz. Yeni bir aşamadayız bugün itibariyle. Gelinen aşamada ön seçim eğilim yoklaması sonuçlarını, kent uzlaşısı kapsamında belirlenen seçim bölgelerini ve adaylarımızı açıklamaya devam ediyoruz. Malumunuz kent uzlaşısı hem ön seçimi hem eğilim yoklamasını hem de çeşitli yan yana gelişleri kapsayan ve bizim 2024-31 Mart'ına hazırlanırken bu kapsamda hazırlıklarımızı sürdürdüğümüz bir çerçeve. Şimdi açıklayacağım tüm belediye eş başkan adaylarımıza, şimdiden il ilçe örgütlerimize, tüm demokrasi güçlerine, bizimle yan yana duran, birlikte yol yürüyen herkese başarılar dileriz. Dem gelir, devran döner diyoruz. Yolumuz açık olsun. Şimdi size daha önce de söylediğim gibi, geçen basın toplantısında da açıklamıştım yeni yerleri açıklayacağımızı. Şimdi önce açıklayacağımız yeni yerler, ilçelerle başlamak istiyorum, ilçe belediyeleriyle. Bir alfabetik sıralamayla gidiyoruz isimlerde, bunu da belirtmiş olayım. 3 ilçe açıklayacağım bugün. Cihanbeyli Belediye eş başkanlarımız Eylül Yaylacı, Hasan Ateşçi.
Kulu Belediye Eş Başkanlarımız Ayşe Özdemir, Bekir Karakurt. Akdeniz Belediye Eş Başkanlarımız Hoşyar Sarıyıldız, Nuriye Arslan. İllere geçiyorum arkadaşlar. 3 ilçe açıkladım. Şimdi il belediye eş başkan adaylarımızı açıklıyorum. 40 il açıklayacağım. Afyonkarahisar Belediye Eş Başkanlarımız Zehra Yalçın, Sezer Erikli. Ağrı Belediye Eş Başkanlarımız Hazal Aras, Mehmet Akkuş. Artvin Belediye Eş Başkanlarımız Fatma Biçer, Levent Serhan. Amasya Belediye Eş Başkanlarımız Güvercin Ünaldı, Reşit Güneç. Aksaray Belediye Eş Başkanlarımız Hanife Gedik Başer, Azat Demirağ. Bartın Belediye Eş Başkanlarımız Leyla Danış, Kemal Eroğlu. Batman Belediye Eş Başkanlarımız Gülistan Sönük, Mehdi Öztütün. Bayburt Belediye Eş Başkanlarımız Tülay Kılınç, Recep Özmen. Bilecik Belediye Eş Başkanlarımız Züleyha Çengel, Ömer Ege. Şu ana kadar 9 il açıkladım. Devam ediyorum. Bitlis Belediye Eş Başkanlarımız Sümeyye Kızıltepe, Enver Barın. Bolu Belediye Eş Başkanlarımız Birsen Baş, Veli Saçılık. Burdur Belediye Eş Başkanlarımız Fatma Arslan, Tamer Kaş. Çanakkale Belediye Eş Başkanlarımız Canan Aytaç, Çetin Avcı. Çankırı Belediye Eş Başkanlarımız Azize Akoğlu, Veysel Yıldırım. Düzce Belediye Eş Başkanlarımız Ayfer Fatma Çelik, Zabit Vurdu. Edirne Belediye Eş Başkanlarımız Aylin Hacaloğlu, Mevlüt Aykoç. Erzincan Belediye Eş Başkanlarımız Elmas Tolmaç, Birhat Onuk. Giresun Belediye Eş Başkanlarımız Feride Kızgit, Ümit Bozan. Gümüşhane Belediye Eş Başkanlarımız Gülşen Işık, Abdülsamet Gültekin. 19 il oldu, devam ediyorum. Hakkari Belediye Eş Başkanlarımız Viyan Tekçe, Mehmet Sıddık Akış. Iğdır Belediye Eş Başkanlarımız Necla Kum, Mehmet Nuri Güneş. Isparta Belediye Eş Başkanlarımız Meral Karakuş, Nizam Aktepe. Kars Belediye Eş Başkanlarımız Arzu Savaş Derman, Kenan Karahancı. Karabük Belediye Eş Başkanlarımız Emine Kaya, Adnan Aksu. Kastamonu Belediye Eş Başkanlarımız Hatice Uçar, Yakup Akyol. Kırıkkale Belediye Eş Başkanlarımız Şehmiran Güneş, Razi Taşkın. Kırklareli Belediye Eş Başkanlarımız Arzu Fırat, Adnan Aydın. Kırşehir Belediye Eş Başkanlarımız Kadriye Turan, Cemil Akkaş. 28 oldu. Kütahya Belediye Eş Başkanlarımız Sibel Temel, Hakan Etemoğlu. Nevşehir Belediye Eş Başkanlarımız Helin Elif Geyik, Erdem Eren Bektaş. Niğde Belediye Eş Başkanlarımız Başak Caner Aktaş, Hacı Zırı. Rize Belediye Eş Başkanlarımız Nurettin Aydın, Semanur Akar. Siirt Belediye Eş Başkanlarımız Safiye Alakaş, Mehmet Kaysi. Sinop Belediye Eş Başkanlarımız Filiz Yalçın, Erol Aydemir. Sivas Belediye Eş Başkanlarımız Semiha Şahin, Cemal Pir. Tokat Belediye Eş Başkanlarımız Dilber Demir, Reşat Yıldız. Uşak Belediye Eş Başkanlarımız Azize Karadağ, Ahmet Ak. Yalova Belediye Eş Başkanlarımız Songül Hacıoğlu Dağ, Cengiz Topbaşlı. 38 oldu son iki ilimiz. Yozgat Belediye Eş Başkanlarımız Merve Eylül Bütün, Bager Aşkın. Zonguldak Belediye Eş Başkanlarımız Çağla Özgenç Türk ve İbrahim Nebeoğlu. Şu ana kadar 3 ilçe 40 il açıkladım. Şimdi büyük şehirlere geçiyorum. Kolaylık olsun diye size sayıları da söylüyorum. Haberci arkadaşlarımız için. Şimdi büyükşehir belediyeleri. Antalya Büyükşehir Belediye Eş Başkanlarımız Kemal Bülbül, Nesibe Bahadır. 16 büyükşehir açıklayacağım, söyledim değil mi? Bursa Büyükşehir Belediye Eş Başkanlarımız Kasım Yıldırım, Bilmez Erboğa. Denizli Büyükşehir Belediye Eş Başkanlarımız Cevahir Kayar, Hanifi Yıldırım.
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanlarımız Ayşe Serra Bucak Küçük Doğan Hatun. Eskişehir Büyükşehir Belediye Eş Başkanlarımız Gamze Toprak, Suat Başaran Er. Kayseri Büyükşehir Belediye Eş Başkanlarımız İhsan Sarıyer Remziye Erener. Konya Büyükşehir Belediye Eş Başkanlarımız Gülbahar Gündüz Bülent Kılıç. Malatya Büyükşehir Belediye Eş Başkanlarımız Sevim Şimşek Bayram, Abdülvahap Ekim. Maraş Büyükşehir Belediye Eş Başkanlarımız Fatma Şıkyürek Ali Ardıç. Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanlarımız Devrim Demir Ahmet Türk. Ordu Büyükşehir Belediye Eş Başkanlarımız Zeynep Toptaş Yılmaz, Necmettin Durmuş. Sakarya Büyükşehir Belediye Eş Başkanlarımız Engin Güleser, Emine Melis Tanta. Samsun Büyükşehir Belediye Eş Başkanlarımız İnci Aydın, Hasan İlten. Trabzon Büyükşehir Belediye Eş Başkanlarımız Leyla Üzüm, Samedin Gündoğan. Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanlarımız Neslihan Şedal, Abdullah Zeydan. Ve tabii vakit geldi, İstanbul diyorsunuz, bekliyorsunuz. İstanbul'u açıklamadan önce arkadaşlar bazı açıklamalar yapmak istiyoruz tabii ki parti olarak. Bu kadar bekledik, biraz daha bekleyebiliriz sanırım İstanbul için. Şimdi tüm bu kararları halk oylamalarıyla ön seçim, kent uzlaşısı, eğilim yoklamasıyla aldık dedik. Ama bizi bu sürece getiren bazı hatırlatmalar da yaptık. Yüzlerce halk buluşması dedik. Alanlardayız, sokaklardayız, meydanlardayız dedik. DEM Parti çatısı altında yan yana gelen demokrasi güçleriyle birlikte alıyoruz bu kararları dedik. Amacımız bu yürüyüşte o güçleri çoğaltmak, arttırmak, bu sesleri, bu yan yana gelişleri daha da büyütmek dedik en başından beri DEM Parti olarak. Şimdi İstanbul'u açıklamadan önce size yine bir hatırlatma yapmak istiyorum. 4 Aralık'ta burada buluşup ilk MYK'da çıkan eğilimi açıkladığımızda, yani Türkiye'nin her yerinde kendi adaylarımızla seçime girme eğilimini açıkladığımızda bunu parti meclisine götüreceğimizi de söylemiştik hatırlarsanız ve parti meclisinde de bu öneriler konuşuldu, değerlendirildi. Ardından bir yazılı açıklama yapıldı. Gelinen aşamada ben DEM Parti olarak bu yazılı açıklamadan tartışmaları, analizleri, yorumları, değerlendirmeleri bizler de izliyoruz, takip ediyoruz tabii ki. Bu açıklamamızdan bazı hatırlatmalar yapma ihtiyacı hissettik. Şimdi o gün vereceğimiz kararlar ve kuracağımız stratejik denklemlerle bütün Türkiye halklarına kazandıracağız demişiz. Ve parti meclisimizde kamuoyunun merakla beklediği yerel yönetim seçimlerine ilişkin stratejimizin tartışıldığını ve bu kapsamda da neler yapacağımızın maddelendirildiği bir metin paylaşıldı kamuoyuyla. Metni hatırlamayanlar için tekrar ben metinden bazı alıntılar yapmak istiyorum. Geldiğimiz aşamanın daha net ve daha anlaşılır olması için. Her bağımsız siyasi partinin yapacağı gibi yerel yönetim seçimlerinde kendi adaylarımız ve listelerimizle kent yönetimlerinde yer alma eğilimimiz parti meclisimizdeki toplantımızda yapılan tartışmalarla daha fazla güçlenmiştir. Bunun tarihi 14-15 Aralık arkadaşlar. Parti meclisimiz partimizin tüm kurullarıyla kapsayıcı, katılımcı, şeffaf ve demokratik aday olma süreçlerinin yerel seçimlerin hazırlık çalışmalarında önemli bir aşama olduğunu vurgulamış ve sürecin bir demokrasi şölenine dönüşecek şekilde devam ettirilmesinin önemini vurgulamıştır. Aynen bunu uygulamaya çalıştık biliyorsunuz. Ayrıca yine parti meclisimizde ortaya çıkan irade önümüzdeki yerel seçimlerde sadece bir başarıyı değil, büyük bir zaferi getirecek. Biz kazanınca bu ülkenin ezilenleri, emekçileri, dışlananları, yok sayılanları kazanacak, kentler kazanacak.
demişiz o günde. Yine kadın özgürlükçü, halkçı, ekolojik yerel yönetimler anlayışımızın özellikle altı çizilmiş o gün. Ve çok önem verdiğimiz bir başka hatırlatmayı yapmak istiyorum. İdeolojik politik duruşumuz ve siyaset dilimizle ne statükocu ne de restorasyoncu çizgiye benziyoruz. Demokrasi, barış, özgürlük ve adalet değerlerini affedersiniz, örecek üçüncü yol temel stratejik hattımızdır. İdeolojik politik duruşumuz ve siyaset dilimizle ne statükocu ne de restorasyoncu çizgiye benziyoruz. Tekrar alıyorum burayı. Demokrasi, barış, özgürlük ve adalet değerlerini örecek üçüncü yol temel stratejik hattımızdır. DEM Parti, affedersiniz bir su içeceğim. DEM Parti kendisini mücadele ve müzakere partisi olarak görmektedir. Bu yol sadece seçimde kazanım elde etme yolu değildir. Bu yol aynı zamanda Kürt sorununun demokratik çözümü, kayyum gasplarına karşı halk iradesine sahip çıkma, yolsuzluğa ve çürümüşlüğe karşı halkın işine, aşına, yaşamına ve özgürlüğüne sahip çıkma yoludur. Bunu bugün DEM Parti olarak neden hatırlatma ihtiyacı hissettik? Çünkü tartışmalar bazen dünden bağımsız, olanlardan bağımsız, bugüne kadar kat edilen yollardan bağımsız ele alınabiliyor. Küçük bir katkımız olsun istedik böyle bir hatırlatmayla, parti meclisimizin bu kararını hatırlatarak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne eş başkan adaylarımız Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni. İstanbul Büyükşehir Belediyesi eş başkan adaylarımız Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni. Kendilerine de başarılar diliyoruz. Diğer tüm belediye eş başkan adaylarımıza, tekrar il ilçe örgütlerimize ve bu süreçte bizimle birlikte yol yürüyen, yürümeye devam eden herkese şimdiden İstanbul'a DEM geliyor. Artık tam zamanı diyoruz. Ve devam ediyorum. DEM partililer, halklar, demokrasi ve özgürlükler için birlikte yan yana, el ele ve omuz omuza mücadele ediyor. Sorumluluğumuzun farkındayız. Çabamız buna layık olmak için. Sürecin bu başından bu yana kararlı ve ısrarlı bir biçimde. Hiçbir gelgit yaşamadan, işte o nedenle parti meclisi kararlarımızı da hatırlattım. Bu ülke yurttaşlarının, Türkiye halklarının, yani hepimizin kazanacağı tüm seçenekler değerlendirildi. İddialıyız, dem gelir, devran döner diyoruz. Kaybettirmek ya da kazandırmak için değil, kazanmak için iddialıyız. Şunu çok iyi biliyoruz ki kaybettirmek ya da kazandırmak seçeneklerine sıkıştırılamayacak kadar güçlü ve tecrübeli bir siyasal hareketiz. Dün de öyleydik, bugün de öyleyiz. Kararlarımızı kimilerine rest ya da kimilerine jest olsun diye almıyoruz. Dolayısıyla kimseye rest, kimseye de jest yapmıyoruz. Her şey oldukça açık, son derece ilkeli ve şeffaf bir biçimde dün olduğu gibi bugün de ortaya konuyor. Bir mücadele ve müzakere partisi olduğumuz gerçeğini hatırlatarak. Siyaset halklar için eşitlik, adalet, özgürlük, refah ve daha iyi koşulların oluşması, planlanması, kurgulanması ve uygulanabilir hale gelmesi için yapılır. Diğer partiler kendilerini daha iyi hissetsinler, daha kötü hissetsinler diye değil. Bizim amacımız bu değil. Halklar kendilerini daha iyi, daha özgür, barış içinde bir ülkede yaşar halde hissetsinler diye. Biz algılarla ya da algı operasyonlarıyla yönlendirilebilecek bir parti değiliz. Gözü, kulağı, gönlü bizimle olanlarla olmayanları
ayırt edebilecek kadar da büyük bir tecrübeden, deneyimden, ağır bedellerden süzülüp gelen bir siyasal hareketiz. Dolayısıyla bunları ayırt edebilecek gücümüzün olduğunun bilinmesini isterim. Şu aşamada paylaşabileceklerim bu kadar sevgili arkadaşlar. Soru almayacağım çünkü zaten bugüne kadar açıklayacağımız ve açıklayacağımızı söylediğimiz her şeyi sizlerle aşama aşama paylaştık. Son derece net bir biçimde adaylarımızı bugüne gelinen süreçte bu kararları nasıl aldığımızı sizlerle paylaştım. Şimdi izin verirseniz ben Kürtçe'ye de geçmek istiyorum. Gelen heja, çape menya rezdar, şopdaren aziz, ez ve hemuyan, bidilgermi, biserna ve partiya meyademe silaftikim. Ez dihij cizire ve geraham, çima ezli cizire bum, çima emli kolanane, çima dehan parlamenter, netene parlamenter, gelci bu aradı meşi, brojaya meşa azadiyet domen, yeki sıbate desbekir, iru roja nehemine. Emhemmi hevre dışopinin, meşvanin azadiye, coşu kelecanek mazın duvhore dehirin. Çıma gelo ev meşver devamdike, jbo azadiye, jbo aşitiye, jbo vekheviye, jbo aramiye. Jbo ku çare seriyek, jbo pırskireka kurd ica beditin. Emdibejin çi, emdibejin jbo ve dve seri de tecrita liser brez öcalan dve rabi. Jberku ev tecrit çıkadı dome, evkas bandorek mazın yek bi yek jiyaname ul civaka medki. Dakane rebebin, reyen ahheftin evebin, reyen diyalog evebin, reyen guftugoh evebin, emdibejin dve ica ev tecrit rabi. Ejbedi meşvanen azadiyeci silaftikim. Gelin heja u aziz. Vake hunji dizanın me li Kurdistan'ı bi peşhil bijartinin mazın bi coş u kelecan me namze tekha diyar kirin. İrol ve deri şpeşiya veji me gotu buku eme hemmu deverin Türkiye derin ku lefhatına bajara pek anine bi lefhatına bajara yek lingeki haleki lefhatına bajara çi bu evji peşhil bijartin bu. Luandera bi peşil bijartina bi derindi tirji eme namzeti xwe bi lefhatinin bajara bigerin. İro melvederi şazde bajare mazın yen Türkiye uyin Kurdistan'e eşkere kirin. Meçil bajar u se bajarokji vederi gotin. Naha yek bi yek ez vedere nabejim le eze helvesta meya İstanbul'e eze jivara bejim jberku ev bajar bajarok u bajare mazın ku hatta naha habatewa hlas bu ne u hatta naha hatine diyar kirin aliye komisyon ameya helbijartine ve yanavendi ve ve bu ava yekini visandici ve parvekirin helvesta İstanbul'e emdizanın hunji geleki meraktikin. Namzetin meyen İstanbul'e ez duhazım vere parve bikim. Namzetin meyen İstanbul'e Meral Danış Beştaş u Murat Çepniye. Emdibejin Riyan Mehemmiya bila vekiribi, bila heyrebine, bila aşitiye, azadiye, aramiye, demokrasiye ve keviye bine Türkiye. Emdibejin ica rabe vahte demhat. Demte debeku devran bu kuvvetu heza ve bu göheri carekti em veke partiya deme ve hemmiya bu reizdari silahdikin uspastikin. Hun her hebinç bu hatına veci spastikim. Sağ olun geldiğiniz için çok teşekkürler. Soru almayacağım arkadaşlar. Teşekkür ederim. İyi çalışmalar.